Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı 2014 yılında Putin'in mimik ve beden tepkilerini, sözsüz mesajlarını incelemek için $300.000 bütçe ayırmıştı. Bir gazeteci Savunma Bakanlığı yetkilisine bir soru sordu. Dedi ki bu kadar bütçeyle ne gibi sonuçlara ulaştınız? Yani bu araştırmanızın sonucunda neler var elinizde? O yetkili de, Savunma Bakanlığı yetkilisi de dedi ki tabii ki bunu sizinle paylaşacak değilim. Ancak bir şey söyleyeyim. Delik ne kadar büyükse yama o kadar büyük olur dedi. Ne demek istiyor? Bir insanın açığı ne kadar büyükse bunu kapatmak için o kadar büyük yama kullanır diyor. Biz bunu sözsüz mesajlarla daha da açarsak, bu veriyi daha da açarsak insanlar açık oldukları tarafı, yani zayıf oldukları noktaları kapatmak için daha güçlü sözsüz mesajlar kullanır. İster bu videoda olsun, Erdoğan-Putin görüşmesinde Putin'in ister bu tepkiler olsun ya da Putin'in daha önceki görüntülerine bakarsanız hep bir güçlü adam mesajı çiziyor. Yani aslında çok Türkçe haliyle, çok basit haliyle sözsüz mesajlarla manipüle etmeye odaklı bir kişilik diyebiliriz. Güçlü görüntü, cesareti yüksek bir insan profili çiziyor. Böylece karşı tarafa bu mesajı vererek onu manipüle etmeye çalışan bir kişilik imajı çiziyor Putin. Buna karşılık Erdoğan'ı inceleyelim. Erdoğan'ın sözsüz mesajları ne seviyede derseniz, Erdoğan 2002 yılından beri bu konuda ciddi anlamda destek alan birisi. Yani sözsüz mesajlarını güçlü kullanma konusunda destek alan birisi. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın en güçlü özelliği sözsüz mesajlarından ziyade kullanmış olduğu kelimeler, cümle yapıları. Yani retorik kısmı, etkili ve ikna edici konuşma kısmı Recep Tayyip Erdoğan'da sözsüz mesajlarına göre çok daha güçlü seviyede. En güçlü tarafı ne derseniz, olabildiğince basit cümleler kullanıyor. Cümlelerini küçük kelimelerle tutuyor. Yani kısa kısa cümleler kuruyor ve cümle içerisinde çok fazla kelime kullanmıyor. Ana mesajı olabildiğince direkt veriyor. Erdoğan'ın sözsüz mesajlarda en güçlü yanı ne derseniz, ellerini çok fazla açıyor. Şimdi eller nedir? Jestlerdir aslında. Jestlerin özelliği şudur: cümlelerin harfleri olarak bilinir jestler. Ve siz ellerinizi ne kadar geniş alanda tutarsanız, yani ne kadar alanı kaplarsanız, bu kiloyla doğru orantılı değil, ellerin kapladığı alan anlamında söylüyorum, o kadar ihtişamlı görünürsünüz. Erdoğan'ı bu kadar güçlü gösteren şey jestlerini etkili kullanıyor olması, diğer taraftan da seçmiş olduğu kelimeler, cümle yapısı, cümlelerinin kısa kısa olması ve basit olması. Şimdi bu iki karakter, iki tane güçlü kişilik, iki tane güçlü profil sözsüz mesajlarla ve sözlü mesajlarla bir araya geliyorlar. Şimdi birazcık daha detaylandıralım. Bakalım bu görüşmenin içerisinde hangisi nasıl ipuçları veriyor? Evet, tokalaşmaya bakalım. Şimdi burada çok ilginç bir bilgi var. Şöyle ki, insanlar birbirleriyle ilk karşılaştıklarında tokalaşma için hamle yaparken kim daha önce adımını atarsa o üstünlüğü, liderliği eline geçirmeye isteklidir diye düşünebiliriz. Şimdi Putin beklemede ve Erdoğan dışarıdan geliyor ve direkt Putin'le aynı kareye girdikleri andan itibaren Erdoğan hemen elini uzatmaya, daha hamle yapar pozisyonda olmaya istekli, liderliği bir miktar o bulundukları ortamda gücü eline geçirmeye istekli olduğunu söyleyebiliriz. Bunu burada tutalım. Şimdi Putin tarafına bakalım. Şimdi bir sürü 21 çeşit tokalaşma var. Tabii ki bunların hepsini tek tek sizinle burada inceleyemeyiz. Ama burada kritik olan bir tokalaşma, İnsanlar üstünlük kurma ihtiyacı hissettiklerinde ellerini yukarıdan verirler. Ne yaparlar mesela? Ellerini daha böyle yukarı seviyeden karşı tarafa uzatmaya istekli olurlar. Erdoğan normal bir şekilde geliyor. Profesyonel tokalaşmada iki tarafın avuç içleri birbirine dokunacak ve ortak noktada buluşma var. Ama dikkat ederseniz Putin Erdoğan'a doğru elini uzatırken hafifçe elini yukarıdan gönderiyor. Bu nedir? Bu şudur: üstünlük kurmaya istekli olduğunu daha başlangıçta, henüz daha görüşmeye başlarken gözlemleyebiliriz. Bunu yapıyor. Ardından tokalaşma devam ediyor. Bir miktar oradaki işte gazetecilere pozlarını veriyorlar. Tam koltuğa doğru dönüp oturma aşamasına geçerlerken Putin elini Erdoğan'ın diğer koluna, dirseğine dokunduruyor. İnsanlar gücünü karşı tarafa göstermek istediklerinde, üstünlüğü göstermek istediklerinde dokunma ihtiyacı da hissediyorlar. Bu buradan başlar, böyle şuradan başlar, en son noktada şöyle yana dokunma halidir. Burada dikkat ederseniz Putin Erdoğan'a karşı hem elini yukarıdan vererek üstünlüğü göstermeye çalışıyor, diğer taraftan da tam o koltuğa oturma aşamasına geçerken koluna dokunarak karşı tarafa, yani Erdoğan'a üstünlüğünü göstermeye istekli olduğunu sözsüz mesajda gösteriyor. Evet, ellerden bahsettik, kişiliklerinden bahsettik, iki tarafın tarzından bahsettik. Şimdi burada ince bir şey daha var. O da ne? İkisinin de kullanmış oldukları kravat renkleri ve gömlekler. Şimdi dediğim gibi bu iki profil de öyle tesadüfen hareket eden profiller değil. Yani mesela Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerindeki lacivert kravat ve mavi gömlek tesadüfen seçilmiş bir şey değil. Yani sabah kalkıp ben bugün lacivert kravat takayım, mavi de gömlek takayım şeklinde bir durum yok. Aynı şey Putin için de geçerli. Putin de bordo bir kravat takıyor, beyaz bir gömlek takıyor. Şimdi hemen hızlıca bunu da yorumlayalım. Lacivert verimliliği ve otoriteyi temsil eder. Recep Tayyip Erdoğan burada otorite vurgusu yapma isteğinden dolayı bu lacivert kravatı seçmiş olabilir. Mavi gömlek ise sakinliği ve iş bitiriciliği temsil ediyor. Yani mavi aynı zamanda bir miktar hızı da temsil eder. Dolayısıyla burada iş bitiricilik, sakinlik, otorite mesajı hem gömlek hem kravatta karşı tarafa ve bizlere, yani dışarıda izleyenlere, gören insanlara da bu mesaj verilmiş oluyor. Putin tarafına bakalım. Putin de beyaz gömlek giymiş, bordo kravat takmış. Şimdi kırmızı, normal şartlarda kırmızı ve bordo gücü ve tutkuyu temsil eder. Mesela Hitler'in o bandajının kırmızı olması, Trump'ın kırmızı kravat kullanması, bunlar hep güce vurgudur ve güçlü bir renktir. Bordo ise aynı mesajı, neredeyse aynı mesajı karşı tarafa iletir. Yine aynen aslında lacivertte olduğu gibi bir iş bitiricilik, mavide olduğu gibi bir iş bitiricilik hali burada kendini gösteriyor. Recep Tayyip Erdoğan'dan farklı olarak Putin ne yapıyor? Beyaz kravat takıyor, beyaz gömlek takıyor. Beyaz neyi temsil eder? Temizliği, saflığı, masumiyeti temsil eder. Şimdi burada tabii bizim şehitlerimiz vardı ve bununla ilgili Rusya açıklama yaparken biz yapmadık, İşte o Suriyeli askerler tarafından oldu falan gibi bir şey söyledi. Burada zaten konuşmanın içeriğine de bakarsanız Putin hani bundan dolayı üzgün olduğunu ve bunu işte Suriye askerleri tarafından olduğunu, Suriye tarafının da çok fazla zayiat verdiğiyle falan ilgili açıklama yaparken aslında ben temizim, ben masum, benden kaynaklanan bir şey yok mesajını karşı tarafa, bizlere, Erdoğan'a vermiş oluyor bu kullanmış olduğu renk kombinleriyle. Evet, bizim vücudumuza en fazla mesaj verdiğimiz bölge, sözsüz mesajları en fazla verdiğimiz bölge yüzümüz, yüz ifadelerimiz, yani mimiklerimiz. Mimikler kontrol edilemiyor ve biz duygularımızı karşı tarafa iletiyoruz. Peki mimiklerden sonra en fazla mesaj verdiğimiz bölge neresi derseniz, o da beynimize en uzak nokta olan ayaklar. Biz mimiklerden sonra en fazla mesajı, hissettiğimiz duyguları ayaklarımıza, karşı tarafa iletiyoruz ve acı olan şu ki birbirimizin ayaklarına çok fazla bakmıyoruz. Belki hanımların hemcinsinin ayakkabılarına falan bakıyorlar ama genel olarak biz birbirimizin ayaklarına çok fazla odaklanmıyoruz. Bu videonun genelinde bize mimiklerden sonra en fazla mesaj alabileceğimiz, bize en fazla mesaj veren bölge ayaklar. Putin'in ayakları gerçekten çok fazla ipucu veriyor. İnsanlar bulundukları ortamda rahat hissetmediklerinde, o ortamdan gitmek istediklerinde, o ortamda kendilerini o ortamda bulunmaktan hoşlanmadıklarında ayaklarının yönü çıkışa doğru yönelir. Yani en azından muhataptan uzağa gider. Putin'in ayağına bakarsanız özellikle birkaç tane bir kare var. O kareden de zaten görebiliyorsunuz. Orada mesela ayakları hep başka yöne doğru dönük. Konuşurken başka yöne doğru dönük. Bunu tek başına bir ipucu olarak alabilir miyim? Aslında bunu tek başına alamam. Eğer başka bir şeyler olmasaydı bu ipucunu tek başına almıyordum. Belki o an ayağı ağrıyordur, işte ayağı uyuşmuştur falan derim. Ama bunu mesela dikkat ederseniz Putin elini diğerinin üzerine kapatıyor. Buna ebeveyn dokunuşu deniyor. Ne demek ebeveyn dokunuşu? Stres seviyesi artan ve iç gerginlik yaşayan insanlar ellerini bu şekilde dokunarak kendilerini rahatlatma ihtiyacı hissederler. Şimdi bunu mesela şu şekilde yorumlayamazsınız. İşte ortak noktada buluşalım, gel beraber bir şey yapalım şeklinde yorumlayamazsınız. Öyle bir şey olması için ben ellerimi bu şekilde açıyorum. Şimdi gelin birlikte hadi bu iş üzerine konuşalım, bu proje üzerine konuşalım desem olurdu. Ama Putin daha başlarken, konuşmasına başlarken elini bu şekilde koyuyor ve sandalyenin bir tarafına doğru oturuyor ve ne yapıyor? Ayağının yönü başka bir tarafa dönmeye başlıyor ki muhtemelen çıkış tarafına dönüyor. Yani iç gerginlik yaşıyor, bulunduğu ortamda çok rahat hissetmiyor ve kuvvetle muhtemel o ortamda bulunmayı da çok da istemiyor mesajını görebiliyoruz. Şimdi ikilinin o koltukların üzerindeki oturuş tarzlarına da bakalım. Erdoğan iki elini yan tarafa doğru açmış ve tüm alanı kaplayacak şekilde oturuyor. Putin ise koltuğun, sandalyenin neyse işte onun bir tarafına daha çok yaslanarak oturuyor. Yani tüm bölgeyi kapatmıyor. Bunlar ne ifade ediyor? Birincisi, kapladığı alanı daha geniş tutmaya çalışıyor. Daha önce dedim ya, Erdoğan ellerini çok geniş kullanarak insanlara hitap ediyor. İnsanlar iletişimde de bunu çok kullanıyor. Aslında bulunduğu ortamı geniş tutarak ihtişamı, gücü göstermeye çalışıyor. Putin ise bir tarafa doğru geçmiş. Bu onun bir önceki söylemiş olduğum bilgiyle aslında örtüşebilecek durumu. İçsel anlamda çok rahat hissetmiyor izlenimini karşı tarafa vermiş oluyor. Şimdi burada ilginç bir bilgi var. O da şu: insanlar stres seviyesi yükseldiklerinde veya negatif duyguya sahip olduklarında kalemle yazmadıkları ellerini aktif kullanırlar. Yani ben diyelim ki solak biriyim. Konuşurken sağ elim aktifse bu benim o an negatif duyguya sahip olduğumu gösteriyor. Solak biriyim, sol elimle yazıyorum. Sol elimle yazan biriyim ve konuşurken sol elim aktif. Bu benim pozitif duyguya sahip olduğumu gösteriyor. Sağlaklarda da tam tersi. Yani sağ ile yazan biriyim. Sağ elim aktif, herhangi bir problem yok. Sağ elle yazan biriyim ama sol elim aktif konuşurken bu benim negatif duyguya sahip olduğumu gösteriyor. Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat ederseniz Recep Tayyip Erdoğan sağ eliyle yazan birisi ve konuşurken sol eli aktif oluyor. Sol eliyle işte mesela neden bahsediyor? Diyor ki işte aslında biz bu görüşmeyi diyor, bu toplantıyı Türkiye'de yapacaktık ama diyor işte anayasayla ilgili Rusya'nın diyor çalışmaları vardı, o yüzden burada yapmamız gerektiği gibi şeyler söylerken sol eli aktif duruma geçiyor. O an negatif duyguya sahip olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Birisi alanını geniş tutarken Erdoğan daha güçlü görünmesi ihtiyacı sürekli Trump diyezim geliyor ama Putin ise daha böyle sağ tarafta, daha böyle içeride, o bütün o sandalyenin, koltuğun tamamını kaplamadan bir bölgeye yaslanarak oradan güç alma ihtiyacı hissediyor. Evet, geldik son kısma. Burada biraz mimiklerine bakalım. Çok detaylı anlatmayacağım. Sadece şunu söyleyeceğim. İkilinin mimikleri genel anlamda pozitif değil. Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzünde üzüntü ve öfke mimiğini sıklıkla görüyoruz. Üzüntü durumunda bizim yüzümüzdeki 44 kas var. 44 kasın 43 tanesi aşağıya doğru meyleder ve kişinin yüzü daha uzun görünür ve kişi odağını kaybeder. Yani yerde, özellikle boşlukta bir yere bakmaya ihtiyaç duyar. Farkında olmadan yapar bunu. Recep Tayyip Erdoğan'ın o tüm videonun geneline baktığımızda yüzünde üzüntü var ve hep bir boşluğa bakma ihtiyacı hissediyor. Özellikle Putin açıklama yaparken ara ara öfke mimini de yüzünde gösteriyor. Şimdi Putin tarafına baktığımızda ise Putin özellikle 3 tane mimik gösterdi. Bunlardan bir tanesi davranışa verilen tiksinme mimiği. Üst dudağı hafifçe yukarıya kalkıyor. Bu belli, o videonun içerisinde belli noktalarda oluyor. İkincisi ise alt çene hafifçe öne doğru çıkıyor. Öfke mimiği gösteriyor. Üçüncüsü ise üzüntü mimiği gösteriyor. Bu 3 üzüntü mimiğin, yani 3 mimikten bir tanesi gerçek değildi. Neden gerçek değildi derseniz, mikro ifadelerin, yani mimiklerin, yüzümüze yansıyan ifadelerin gerçek olabilmesi için bir saniyeden daha kısa süre içerisinde gerçekleşmesi gerekiyor. Putin'in öfke mimiğinde herhangi bir problem yok. Bir saniyeden daha kısa süre içerisinde gerçekleşiyor. Putin'in tiksinme mimiğinde, davranışa verilen tiksinme mimiğinde herhangi bir sahtelik durumu söz konusu değil. O da bir saniyeden daha kısa süre içerisinde gerçekleşiyor. Ama Putin'in üzüntü mimiği, yani kaş uçlarının yukarıya doğru kalkması, dudağın ters U şeklini alması bir saniyeden daha uzun sürüyor. Bu da o ifadenin, o duygunun gerçek olmadığı sonucuna ulaşmamızı sağlıyor. Videonun geneline baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Şimdi bir ateşkes oldu ve gerçekten biz ülke olarak çok üzüldük. Çok fazla acı yaşadık. Birçok ailenin, birçok eve ateş düştü. Umarım bundan sonrası için güzel olur. Bir ateşkes oldu. Ama bu sözsüz mesajlardan anladığımız şey şu: İkili de, hem Erdoğan'da hem Putin'de, birbirlerine karşı bir hayal kırıklığı söz konusu. Bu ateşkes ne kadar uzun süre devam eder? Bu ateşkes uzun süre devam edebilir mi? Türkiye ile Rusya arasındaki bu ateşkes anlaşması ve sonrasındaki ilişkiler, iletişim artık kaliteli noktada kalır mı? Başka bir şeye evrilir mi? Bunu bize zaman gösterecek. Ama tüm konuşmanın geleninde çok da pozitif mesajlar olduğunu söyleyemeyeceğim. Evet, bu videoda sizlerle Erdoğan-Putin görüşmesini inceledik. Bir başka videoda, bir başka konuyla yeniden birlikte olmak dileğiyle. Sevgiler.